يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتكم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم السلام عليكم وعليكم السلام جمعانız mübarek olsun Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe inşallah girmek üzereyiz. Önümüzdeki 10 günler Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu 10 günler inşallah. Öyle ümit ediyoruz, öyle biliyoruz. Son 10 günün bugünden sonraki günler mühim günlerdir bu cumadan sonraki. Kadir Gecesi'ymişçesine değerlendirelim. Duamızı, ibadetimizi ona göre yapalım ki bir ömürlük sevabı, bir ömürlük günahı hesap edelim. Bir ömürlük günahımız silinir, ola ki bir ömürlük sevabımız yazılır. Ola ki cehennemden kurtuluruz da muhakkak cehennemin cennetine dahil oluruz inşallah Cenab-ı Allah. Okuduğum ayet-i kerimede ey iman edenler enfiqu min tayyibati ma kesebtum. Ey iman edenler, kazandığınız güzel kazançlardan, elde ettiğiniz, elinizin ürünü kazançlarınızdan, gelirlerinizden güzelce infak ediniz. İnfak ediniz demek, Allah için harcayınız demektir. Kendiniz için değil, Allah için harcayınız. وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ve yeryüzünün çıkardıklarından elinizin ürünü dedikleri kazandığınız ticaret malı olsa gerek öbürküsü de yeryüzünün çıkardıkları da efendim ziraat mallarında harcayınız infak ediniz nasıl infak ediniz infak şeklini de Bakara suresinin 67. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُوا وَلَسْتُمْ بِآخِذ۪يهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Gözünüz kapalı, size bir şey verildiğinde gözünüz kapalı alabileceğiniz bir mal nasılsa o kadar temiz, kaliteli, iyi, güzel, yırtığı, eksiği, gediği, yılığı, yamuğu yok, noksanı yok. Nasıl gözünüz kapalı elinizi uzatıp alıyorsanız aynı şekilde وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ kötü olmasın, habit olmasın verdiğiniz şey. Nasıl kötüye dokunmazsınız ya gözünüz kapalı alabileceğiniz, dokunabileceğiniz şekilde infak edin. Uyuz keçiden zekat veya adak yapmayınız diyor Cenab-ı Allah. Ayet-i Kerime. Ya ne olacak yahu? Hayır değil mi? Onda hiç yok ya. Verdiğin kimse de. Hiç olmayabilir. Ama hayır, hasenat ve infak şeklini belirliyor ki gözünüz kapalı bir malı alıyorsanız bakmadan aldığınız mal nedir? Güvendiğiniz maldır. En ünlü mağazaya gitseniz bile bir bakarsanız bir tarafına. Ondan da kaliteli olmalı diyor sadaka verdiğiniz, hayır verdiğiniz, infak ettiğiniz var. Göz kapalı. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Muhakkak biliniz ki Allah ganidir ve hamd edilendir. Hamd edin Cenab-ı Allah'a. Verdiğiniz mal, hayır hasanat, daha o sadaka verdiğin fakirin, ihtiyaç sahibinin eline düşmeden Cenab-ı Allah'ın yedi kudretine düşer dedi Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla o hadise bir atıf vardır ki burada Allah ganidir. Yani Cenab-ı Allah'a veriyorsunuz, verdiğinizi Allah da zaten sizin verdiklerinize de muhtaç da değildir.
O nedenle sakın ha gariban bu işten anlamaz demeyin. Cenab-ı Allah ganiyyün hamid. 2. Eşşeydanu ya'idukumul fakra ve ya'muruna bil fahşâ. Şeytan da sizi fakirlikle korkutur. Malınız eksilir ha, fakirleşirsiniz ha, bir daha bulamazsın ha, elinden gider aman ha diye vesvese verir. Ve ya'muruna bil fahşâ, bu şekilde size kötülüğü emreder, tavsiye eder, kötülüğe yönlendirir. Vallahu ya'idukum mağfireten. Allah da sizi vaat ediyor, mağfiret etmeyi vaat ediyor. Eğer infak ederseniz. Minhu fazla, onun fazlında sizi Cenab-ı Allah affetmeyi, mağfiret etmeyi, günahlarınızı sevaba tebdil etmeyi efendim vaat ediyor. Vallahu vasi'un alim. Allah geniştir ve ilim sahibidir. Her şeyi bilir. Alimdir. Şeytan sizi darlatıyorsa, şeytan size kötülüğü emrediyorsa, aman ha elinizi sıkı tutun diyorsa, sakın ha onun o sözüne aldanmayın. Allah iyiliği emreder ve sizi affetmeyi vaat eder. Öyleyse en güzellerinden sadaka verelim, en iyilerini verelim, Allah'a verdiğimizin farkında olalım. Allah'a verdiğimizin farkında olursak zaten en iyisini seçeriz. Sadaka fakirin eline ulaşmadan Allah'ın eline ulaşır hadisi şerifinin farkında olursak mesele hallolmuş olur. Şeytanın bizi fakirlikle korkutmasından, efendim darlıkla, sıkıntıyla korkutmasından efendim fırsat vermeyelim. Allah vasıun alimdir. Geniş ilim sahibidir. Genişlik sahibidir. Darlık değil. Allah bizim mutlaka rızkımızı da genişletecektir. O nedenle Allah'ın sevdiği kullardan olalım inşallah. Bu iki ayeti kerime okuduk. Bu ayeti kerimelerin mucibince hareket edelim. El mu'minin mir'atil mu'mini. Mü'min mü'minin aynasıdır buyurdu Resulullah Efendimiz. Aynada güzel insan aynaya bakarsa ayna güzel gösterir. Çirkin insan aynaya bakarsa çirkin gösterir. Birbirimize çirkin insanların içinde kalırsanız siz de çirkinleşirsiniz. Cimri insanların içinde kalırsanız o cimri insanın sureti size yansır, siz de cimrileşirsiniz. Edepsiz insanların yanında kalırsanız o edepsizin sureti size yansır, siz de edepsizleşirsiniz. Onun için el mü'mini bir atıl mü'mini hadisi şerifi mucibince iyi insanlarla beraber olalım. Emirdir bu kuvnu ma'as-sadikin. Sadıklarla beraber olalım inşallah. Ela inna ahsanan kelamu abu an nizam kelamullahi l-mehid l-aziz l-allam ve izah bu el kur'an teslamuna ve ansitu leallekum turhamun inned dine indallahi l-islam.